Öncelikle ligi bir değerlendirmek istiyorum kısaca. Sezon başında koyduğumuz hedefin içindeyiz. Bu bizi mutlu ediyor. Özellikle çok yeni kurulmuş bir takımımız. Çok fazla sayıda oyuncuyla başladık. Yeni oyuncuyla başladık diyeyim sezona. Ama tabii bulunduğumuz, yani hissettiğimiz şartların dahilinde bir sezon başında zaten ilk dörde hedefledik. Ve zaman zaman ikinci, zaman zaman üçüncü genelde hep oralarda istediğimiz yerde bitirdik. Şu an rakibimiz, onlar da beşinci bitirdiler. Bence iyi bir sezon geçiriyorlar. Özellikle geçen sezon Euro Cup'ta oynadıkları final bence çok değerliydi. Bu sene de bence özellikle iç saha maçlarında çok önemli galibiyetler aldılar. Şimdi playofflar en zorlu serilerin oynandığı, artık mücadelenin en üst düzeye çıktığı zamanlar oluyor. Zaten zor bir lig oynuyoruz. Bu sene herkesi yenebildiği, son haftaya kadar düşenin playoff'a, işte bazı ilk 4'teki takımlar hariç, playoff'a 5'teki takımlar hariç playoff'a kimin gireceğinin belli olmadığı bir sezon oldu. Dolayısıyla tabii ki kolay bir seri olmayacak. Sağ avantajımız var. Bu önemli. Sonuçta kendimize güveniyoruz. Hiçbir rakipten de çekincemiz yok. Bu turu geçip yarı finalde, daha sonra da eğer yapabilirsek finale çıkıp final oynamak istiyoruz. Takım olarak durumumuz iyi. Herhangi bir sakat oyuncumuz yok. Ufak tefek sakatlıklarımız vardı. Hazırlıklarımızı da yaptık. Artık playoff'un maç günü bekliyoruz. Erik Makko'nun zaten kalite olarak sınıfını çok göstermiş. Çok önemli kulüplerde önemli başarılara imza atmış bir oyuncu. Zaten biz bunun bilincinde olarak onun transferini yaptık sezon başında. Ve bu sene oynadığı basketbolda da bize büyük bir katkı yaptı. Aynı zamanda senin söylediğin gibi bireysel istatistiklerini tutturdu. Tabii ki bu önemli. Belli bir bölüm sakatlığı oldu. Dönüşünde çok önemli bir performans oynadı ama çok genç bir oyuncu değilseniz o sakatlıktan sonraki dönüşler biraz daha uzun sürüyor. Şu an için iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bir iki hafta temposu düşüktü ama şu an için bence playoff hazır ve bize yine önemli bir katkı yapacak. Delgado'da Juventus'u geçen sene alırken de önemli istatistiklere sahipti İspanya'da. Bu sene de ligde katkı yaptı bize Juventus'la ilgili. Evet. Hani onun belki ben şutuyla ilgili bize özellikle de ikinci yarı ile ilgili takımdaki gelişimi sezonun başında nasıl söylüyorsam oyuncu bazında da bunu turu kullanmasını aslında daha çok bekliyordum. Çok da teşvik ettik. Hani orada en uzun iki istediğimiz sonucu alamadık ama o da bize önemli katkılarda bulunuyor. O da playoff hazır. Kenan'ı işaret etti Erik McCallum. Kenan şimdi perdeye çıktı. Erik McCallum solundan devam etti. 3 saniye, 2 saniye. Kenan 1 saniye kalan zorlama bir atış. Kenan Sipahi isabeti buldu. Kenan Sipahi isabeti buluyor. Son salisede çok zorlama bir atış Kenan Sipahi ama. Kenan biz de biliyorsunuz Euroleague'e yükseldiğimiz sene de bizdeydi. Burada hatta Barcelona maçını da oynayan oyunculardan bir tanesi, daha doğrusu tek oyuncu diyebilirim. Ama o dönem tabii çok gençti. Yani aradan geçen bir 7 senelik bir süreç var. Hem kişisel olgunluğu hem basketbol sahasındaki olgunluğu, zeka, basketbol zekasındaki olgunluğu tabii ki çok daha farklı bir boyutta. Bu sene bence önemli dakikalarda sorumluluk aldı. Bu bizim için, milli takım için, Türk oyuncular bazında örnek olabilecek bir bence. Bunlar karşıya kadar zaten yerli oyuncuların her dönem, bakarsanız eğer geçmişte şampiyonuz zamanı olsun, Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığımız, yarı final oynadığımız zamanı olsun, Türk oyuncuların önemli bir katkısı oldu, önemli bir yeri oldu. Bu sezonda bence hem Kenan'la beraber zaman zaman Berkan orayı değerlendirdi. Thomas yine buralarda bence önemli süreler aldı. Son dönemde de Deniz. Bunu şöyle çok net açıklayabilirim. Ben bu takıma da aramızda da anlatmıştım. Sezon başında 12 tane yeni oyuncuyla beraber sezonun hele hele böyle bugünlerde şimdi 4. bitirdik, sevinçliyiz, mutluyuz diyoruz ama bizim sezonun başındaki fikstürümüz çok zor bir fikstür. Ve yeni bir takım. Dolayısıyla rotasyonun o dönemde tamamen maç kazanmaya yönelik olması kadar doğal bir şey yok. Bu tamamen benim tercihimle ilgili bir şeydi. Ama sezon ilerledikçe birbirimize alışkanlıklarımızı, istediklerimizi, benim isteklerim oyunculara geçtikçe bu dönemdeki süreler doğal olarak arttı. Onlar da onları değerlendirdiği her vakit tekrar devamına sahip oldular o süre. Bir kere ben de çok seviyorum Karşıyaka taraftarını. Bu sevgi karşılıklı. Buradaki işte ufukta şampiyonluk sunulan da karşılıklı inanç. Kimse durup dururken iyisi üzerinden inanmadığı bir şeyin üzerine gitmez. Ama biz bunu daha önce ispatladık. Ülke şampiyonluğu veya olsun, Cumhurbaşkanlığı kupası, işte Türkiye kupası veya işte bugün baktığınız vakit iki tane Avrupa finalimiz var. Belki o şampiyonluğumuz olacaktı. Bir tanesi, hatta üç tane diyebilirim. Bir tanesi pandemi döneminde yarım kaldı bunlar. Tabii ki insanları, taraftarımızı, işte şehri daha fazla umutlu hale kılıyor. Biz de zaten o umuda ve ümide, hayale sahibiz. Ama tabii bu işler de kolay değil. Her zaman yapılan o başarılar, bazıları mucizevi başarılar.
Bunları oluşturmak için gerekli koşulları da sağlamamız lazım. Bizim iyi bir takımımız var. Belki bütçesel anlamda ilk 4'ün içinde değiliz. 7-8'in içindeyiz ama her zaman o 4'ü 3'ü hedef gösteriyoruz. Diyoruz ki burası bir basketbol şehri. Bu doğru. Tekrar bunu gerçekleştirmek için yani elimizden gelen her şeyi bütün sahibi, bütün oyuncularla beraber koymak için hazırız.